Herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Yükselen araç fiyatlarını konuşmaya devam. Geçenki Passat 400 küsür bin liraya babamın bu nazar boncukları hep düşecek gibi şöyle yapalım. Babam diyor ki gece araba sürerken falan yaşlılık artık çok dalıyorum diyor. Bu nazar boncukları falan çukura falan girince oynuyor, ses yapıyor hep diyor. Bir de annemin hediyesi diye hiç çıkarmıyor oradan. Benim de çıkarmama müsaade etmiyor. Her neyse, bugün konuşacağımız araba Renault Kadjar. Biliyorsunuz babam yakın zamanda Instagram'dan takip edenler hacca uğurladık. Hac vazifesini yerine getirdi. O yokken ben de hep Kadjar'la günümü geçirdim. Ondamın bakım işleri vesaire falan vardı. Oradaydı. Ondan sonra da binmedim. Kadjar'la geçtim. Aşağı yukarı 1500 kilometrenin üzerinde yol yaptık Kadjar'la. Daha da fazla, 2000'e yaklaşık yol yaptık. Dedim ki bir uzun kullanıcı yorumlarıyla birlikte Kadjar'ın böyle bir videosunu yapayım. Kendimce uzun kullanıcı yorumlarında. Çünkü uzun yol yaptım. Şehir içi dur kalk trafik yaptım. Her şeyi yaptım. Aklınıza ne gelebilirse yani insan 1500-2000 kilometrede az çok arabayı tanır artık. Bilir yani 2000 kilometredir sürdüğüm bir arabayı. Ben de az çok tanıdım ettim Kadjar'ı yakından. Ve böyle yorumlamak istedim. İlk önce şuna başlayayım. Ben bu aracı fiyatlarının değerlendirmesini yapayım da sonra eline boyuna değerlendirelim. Ben bu aracı aldığımda 150 bin liraya almıştım ki video başlığımız da buydu biliyorsunuz. O zamanlar 150 bin lira bu tarz bir araca göre astronomik bir rakamdı sizlere göre. Ben ama az çok araçların çünkü o zamanlarda her ay yükseliyordu. Her ay yükselen bir grafik vardı. Bu ay almıyordun, önümüzdeki ay alıyordun 10 bin lira zararım vardı. Şu anda öyle. Her ay yükselen bir fiyat grafiği vardı. 150 bin lirayı buna verdiğimde beni taşa veriyordunuz YouTube'da. Neredeyse yani yorumlarda yorum yerine taş al Aziz'in kafasına at deseler herkes ona basardı yani. İnsanlar çok yadırgadı 150 bin lirayı neden böyle bir arabaya veriyorsun. Kendimce bariz sebeplerim vardı. Babam dizel otomatik bir araba istiyordu. SUV istiyordu. Ben çok o zamanlar 150 bin liralara 2011-2012 model şey alabiliyorduk. 520 BMW alabiliyorduk. Premium paket. Makyajlı kasa, yeni kasa pardon, F10 kasa. Babama çok direttim alalım edelim diye falan. Oğlum dedi ben inip binerken zorluk çekiyorum göbeğimden dolayı. Kafamı vuruyorum, boyu uzun babam da benim gibi. Yani ben kesinlikle bu tarz bir araba istiyorum. Çünkü Kaşkay'a geçmişi de vardı. Kesinlikle bu tarz bir araba istiyorum dedi. Skoda Superb'i çok zorladım. Superb alalım, Superb alalım diye. Ona da yok dedi. Eyvallah dedim o zaman. Bu tarz bir arabalarda 150 bin lira limitimiz vardı. 150 bin lira limitle bunu alabiliyorduk. Yani Kaşkay'ı 170 lira falan alıyorduk. O da 1.6 olduğu için. Babam hep 1.5 alıştığı için 1.6'yı istemiyordu. İşte 3008'i alamıyorduk. Falan filan derken bu arabayı aldık. Bunun videosu var zaten neden bunu aldık diye. Şimdi gelelim. Arkadaşlar şu an bu aracın başlangıç fiyatı, benzinli donanımında başlangıç fiyatı 176 bin TL. Takipçimiz. Eyvallah. Başlangıç fiyatı 176 bin TL bu arabanın. Yani 1-2 donanımında benzinlisini alayım en boş paketini dersen 176 bin TL cebinden çıkıyor. Peki bu araç ne kadar? 230 bin TL. Liste fiyatı 227 bin TL artı opsiyon var. Çünkü her markada olduğu gibi Renault'da da böyle bir şey var. Sen bu arabanın ne kadar pulunu alırsan da al. Listedeki en pulunu alsan da sen dur da bir de sana opsiyon vereceğiz. Yani 19 jant bunun kendisinde yok. Bu arabayı da gösteren bence 19 jant. Yani bu arabaya hava katan, artı bir gösteriş katan bence 19 jant. 19 jant her ne kadar babam her kasisten geçtikçe de sevmese de, çok kötü dese de, konforu çok kötü dese de 19 jant bu arabayı bence gösteriyor. 19 jantta 3500 lira farkı var. Aşağı yukarı 230-231 arası bu rakamlara geliyor küsuratlarla falan. Aracın fiyatı şu an böyle. Gerçekten şu boncuk fena sesler yapıyor. Aracın fiyatı şu anda böyle. Yani biz ne kadar aldık? 150 bin liraya. Şu ana kadar 230 bin liraya 80 bin lira fiyat farkı var. Biz geçen yıl 12. ay gibi aldık bu arabayı. Bir sene tam olmamış yani. Tam 10 ayda falan
80 bin lira üzerine koydu. Bu gerçekten aslında üzerine koydu, kar ediyoruz diye bir şey yok abi. Üzerine koydu, zarar ediyoruz. Hadi bunu sattın, ne alacaksın? Alacağın araba da yükseliyor. Yani ülkede böyle bir saçmalık var. İnsanlar artık neredeyse araba, yani 150 bin liralara 10 ay önce ulaşabiliyordum bir şekilde. Ama şu an 230 bin liraya ulaşmak ciddi mesele yani. Her neyse, velhasıl kelam fiyattan girdik. Şimdi size aracı anlatmanın vakti arkadaşlar. Araç 1.5 dizel EDC şanzıman. Şanzımanın geçişleri vesaire filan, bunları beğeniyorum. Ama şöyle bir şey var, özellikle yokuş aşağı inerken çok kararsız kalıyor şanzıman. 1 ile 2. viteste filan 1'e mi geçsem acaba, 2'de mi devam etsem, 1'de yüksek devirde kalayım ama 2'ye geçmeyeyim mi? Hep böyle bir ikilemde şanzıman, anladınız mı? Ben bunu beğenmedim. Yani bir DSG kadar kararlı bir şanzıman değil arkadaşlar. Bu konuda beni EDC hüsrana uğrattı. Yani DSG kadar kararlı ve konforlu bir şanzıman olduğunu söyleyemem yani ETC'nin. Bir DSG kalitesi kesinlikle yok. Çift kavramlı bir şanzıman ama DSG kalitesi yok. Hatta şöyle söyleyebilirim. Yeni 1.6 dizel Tucson'daki DCT şanzımanın kalitesi de bence bu şanzımanda yok. DCT bundan daha konforlu, vites geçişleri daha iyi ve daha kararlı bir şanzıman olduğunu söyleyebilirim. Şanzımandan bana dediğim gibi yani o kaliteleri yok. Konforuna gelirsek arkadaşlar, 19 inç jant olduğu için kullandığım yol güzergahlarında vesaire 45 yanaklı ve 19 inç jant olması araca bir dezavantaj. Yani bunu 2 kere 2 4 19 jant olması bu araca bir dezavantaj bunun. Bu nazar boncuğu hep düşecek. Arkadaşlar çıkmıyor. Babam o kadar düğümlemiş ki, babam öyle sağlamcı adamdır ki, ya o kadar da düğümlenmiş ki çıkmıyor da ya. 19 inç 45 yanaklı jant olması bu arabaya bir dezavantaj. Sert. Yani arabanın süspansiyonları genelde yumuşağa meyilli bir süspansiyon. Yumuşak. Bunun 17 inç jantlısını sür, çok yumuşak araba. Gerçekten. Konforu gayet yerinde. Ama 19 inçli, yani bu jant olan halini sürdüğünde sert. Ciddi zamanında sert. O yüzden babam hep havalarını düşürüyor. Buradan da uyarı veriyor. Çünkü şehir içinde tek kişi kullanıyor. Yük yok, bir şey yok arabada. Spora gidiyor, geliyor vesaire. Camiye gidiyor, ediyor. Yani lastik basınçlarını düşürüyor ki biraz en azından konforlu olsun. Kendimi oradan teselli edeyim diyor ama oradan da hep uyarı geliyor işte. Lastik basınç sensörlerinden. Videonun anasını ağlattın. Anasını ağlattın videonun, nazar boncuğu. Tebrik ediyorum. Seviyorum. Seviyorum. Ailecek seviyorum seni. Her neyse. Sinirlenmeyeceğim. Konfor konusunda böyle bir dezavantajı var. Yol tutuşu, yani yol tutuşu arkadaşlar, şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bir otomobil gibi bunların yol tutmasını beklemeyin. Çünkü aerodinamik yapısı, yerden yüksek oluşu vesaire, bu araç kesinlikle bir otomobil gibi yol tutmaz, otomobil hissi vermez size virajlarda. Ama velakin sınıfındaki diğer araçlara göre kıyasladığında, yani bir Qashqai ile aynı yol tutuşuna sahip. Zaten şasamasa birçok şeyi Qashqai ile aynı. Qashqai ile aynı platformun üzerinde kurulu. Yol tutuşu bu sınıfta, bu segmentte sizi tatmin eden cinsten. Yani yol tutuşunda sizi ürpertmez. Bu tarz araçları kullanmaya alışıksanız ve bu tarz araçlarla kıyasladığınızda, her kalkıp da bunu bir otomobille, D segmenti vesaire, bir Passat'la, Mondeo ile vesaire yol tutuşunu, hani fiyatları yakın ya, yol tutuşundaki onlarla kıyaslarsan hüsranla uğrarsın. Öyle bir yol tutuşu bekleme bu arabadan. Çünkü yerden yüksek yapısı gereği, işte aerodinamik yapısı, rüzgara direncinden dolayı o tarz bir yol tutuşu kesinlikle olmaz zaten bu arabada. Onun dışında gelelim konforundan da sonra en merak ettiğiniz konulardan birisi yakıt tüketimi. Arkadaşlar bu araba şu an 5600 kilometreye geldi. Daha 10 ayda 5600 kullanabildik. Neden dizel aldık onu da bilmiyorum. Millete diyoruz ki senede 10.000'in 15.000'in altında, 10.000'in aşağısında, 10.000 kilometre ve aşağısı yol yapacaksanız benzinli alın, ama kendimiz gidip dizel alıyoruz. Öneren arkadaşlar, öneri bekleyen arkadaşlara böyle diyoruz ama kendimiz gidip dizel araba alıyoruz, fazla fiyat farkı verip. Bilmiyorum, babam dizelcidir yani. Babam hep ben yakıtta cebimden çıkan paraya bakarım vesaire der. Her ne kadar şey olmasa da babam dizel seviyor. Dizel aldık o yüzden. Yani gelelim şeye.
arabanın yakıt tüketimine. Arkadaşlar şehir içinde İstanbul trafiğinde bakın yoğun trafikte böyle dur kalk dur kalk dur kalk araba kendini bilmeden 8-8.2 bu arada yakıyor bu araba. Yoğun İstanbul trafiğinde. Ama hafif akıcı bir İstanbul trafiğine denk gelirsen, yani yeri geldiğinde 70-80 kilometre ile bayağı bir seyredip sonra yine dur kalklar vesaire bu tarz, yani karma İstanbul trafiğinde aşağı yukarı arabanın 6.5-7'li değerlere geliyor bu araba. Yani fabrika verilerini İstanbul trafiğinde yakalaman çok zor. Ama İstanbul trafiğinde dediğim gibi yoğun böyle hep dur kalk, örneğin ben işe giderken 7-8 kilometreyi 1 saate gidiyorum. O trafikte 8 litre 8.2 falan yakıyor. Ama dediğim gibi hafif böyle akıcı E5'e gireyim biraz gideyim trafikte kalmayayım arada da trafik şirinlerinin oraya gelince yine bir trafikte kalayım dersen o zaman dediğim gibi 6.5-7 litrelere falan düşüyor yakıtı. Uzun yolda sürekli böyle 120-130 gideyim dersen 5'leri çok rahat görüyorsun. Net yani 5 değerleri çok çok rahat görüyorsun. Hiç zorlanmana gerek yok. 5, 5.5, 5.3, 5.2 bu araları kesinlikle görüyorsun. Bu hoş değerler. Yakıtı bence bu segmentte, bu kiloda işte 19 inç jantı var, şeyi var. Jant da arabayı yorar arkadaşlar. Yani sonuçta neredeyse 20 yani jant. Bu jantlı falan bir arabaya göre yakıtı bana ideal geldi. Çünkü yoğun trafikte, yoğun İstanbul'da trafiğinde bu cüsseyle 8'in altında yakması anormallik olur zaten. Yakamaz yani. Ve yakıtını sevdiğimi söyleyebilirim. Gayet tasarruflu bence. Küçük şehirlerde örneğin nüfusu az olan, trafiği olmayan şehirlerde, şehir içinde çok rahat altılı değerleri yakalanırsınız yani. 6 hatta kasarsan 5.5'a bile düşürürsün. Ama ben hep klima açıktır benim arabamda. Bak şu an bile klima açık. Aşağı yukarı hava 23 derece. Ama klimayı sürekli açarım. Bunlar klimalı veriler. Uzun yol ve şehir içinde klimalı veriler. Klimayı düşürürseniz bir tık daha düşebilir yakıt. Yakıt konusunda ben memnunum arabadan. Özellikle arabanın en çok memnun olduğum kısımlardan birisi koltukları. Arkadaşlar koltuğun yanal destekleri, oturuş pozisyonu olsun, yanal destekleri olsun. Yani otomobile yakınsın bu arabada oturuş pozisyonunda. Kaşkay kadar çok gömülemiyorsun ama otomobile yakınsın. Yanal destekleri vesaire itibariyle koltuk çok rahat. Aşırı rahat. Gerçekten koltuk çok rahat. Ve neredeyse bu segmentte örneğin CR-V'den çok daha iyi. Kaşkay'dan çok daha iyi. Yeni Tucson'dan çok daha iyi. Koltuğun yanal destekleri böyle seni kavraması falan. Neredeyse bir spor otomobil hissi alıyorsun bu koltuklardan. Ve çok çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Bir de koltuğun şöyle ortasının kumaş, yanlarının deri olması ekstra güzel. Hem spor bir görüntü katmış, hem deri hissini de alıyorsun böyle dokunduğunda ettiğinde. Ama oturduğun yer kumaş olduğu için de yazın terlemiyorsun yani oturduğun yer itibariyle. Kaba etin terlemiyor yani bir nevi. Bu ciddi bir artı. Ben hep bunu severim. Yani oturduğun yer kumaş olsun, yanlar deri olsun. Yani komple deri olunca çünkü yazın işkence, kışın buz gibi oluyor sabah bindiğinde. Yazın yanıyorsun, pişiyorsun vesaire soğutmanın olması lazım. Bir eksi koltuk ısıtmasının olmaması. Yani böyle donanımda bir araba yapıyorsun. Çok çok güzel bir araba. Bu fiyatlara bir araba satıyorsun. Koltuk ısıtma neden yok bu arabada? Yani hani soğutmayı geçtim bari ısıtma koy da kışın üşümeyelim ya koltukta. Yani direkt basalım kaloriferi beklemeyelim. Direkt basalım koltuklarımız ısınsın. Koltuk ısıtma İkon donanımında bu donanımda standart olarak kesinlikle gelmeliydi. Bunların bilmiyorum ama deri koltuklu versiyonları var. Ekstra paket halinde alıyorsun. Onda koltuk ısıtma geliyor. Ama ben onu kastetmiyorum. İkon'da standart koltuk ısıtma. Koltuk ısıtmanın standart kesinlikle olmasını bekliyordum kendim adına. Koltuk ısıtmanın olmaması bir eksi. Malzeme kalitesi falan güzel. Renault'da hep trim sesi, trim sesi diyorsunuz arkadaşlar. Benim bu araçta tek trim sesi şu bölgeden. Yani şu tam şu konsolun, vitesin bu yanlarından çok az bir şey yani ama ben çok dikkat ederim böyle seslere falan. İnsanı çok öyle ahım rahatsız edici bir trim sesi yok. Ama oradan çok az bir şey bazen bozuk yollarda bir trim sesi alıyorum. Onun dışında trim sesine ben
rastlamadım bu arabada ya da çok kilometre yapmadık diye mi öyle olmadı filan. Ama genelde bana Instagram'dan filan hep ya sizde de kadjar var, trim sesi meşhurmuş bu arabanın, trim sesi var mı, sıkıntılar yaşıyor musun falan gibisinden çok soru geliyor tabii. Dediğim gibi böyle ben bir trim sesi falan yaşamadım yani. Çok çok bozuk yollarda şuralardan ses, bakın şu an ilerliyoruz, herhangi bir trim sesim yok ama şuralardan almaya başlıyor. Yalıtım olarak en son neyi sürdük bu segmentte? Tucson'u sürdük, Hyundai'den almıştık. Tucson'un gerisinde. Yani motor sesi falan Tucson'dan daha çok içine alıyor arkadaşlar. Yani Tucson'da neredeyse benzinli arabadaymış hissi alıyorsun. Bundaki o titreşim ve motor sesi olarak o 1.5 motorun hırıltısı vesaire yalıtım olarak Tucson'un gerisinde. Tabii bu araba şimdi 2015 patentli bir araba arkadaşlar. Tucson yenilendi. Yalıtımını da arttırdılar, geliştirdiler. Ama bu arabanın patenti daha düşük. 2015 yılında üretime girdi. Bu da şimdi makyajlanacak, yenisi gelecek. İnşallah onda yalıtımı arttırırlar. Ama dediğim gibi yalıtım olarak segmentinde örneğin Tucson'un vesaire Qashqai'den çok daha iyi yalıtım var. Tucson'dan düşük yalıtım var. Onu söyleyebilirim. Şu hayalet ekranı çok güzel. Gerçekten çok güzel. Yani bu segmentte örneğin geçen Tucson'u kullandık. Tucson'a bindik. Abi dedim bu ne ya? Yani kadjarın şuraya bak, kişiselleştirebiliyorsun. Değişik ibreler geliyor. Değişik göstergeler geliyor. Renklerini değiştirebiliyorsun. Her şeyiyle oynayabiliyorsun. Mükemmel. Ama diğerine bindiğinde sevemiyorsun. Bu ekranı da olsun, R-Link gerçekten çok kaliteli. Çok çok kaliteli. Renault LG ortaklığıyla yapılan bir ekran diyebiliyorum. Gerçekten çok kaliteli. Yani daha büyük olabilirdi. Makyajlısında daha büyük kapasitli bir ekran olacak. Ama bu ekran da kalite anlamında bana gerçekten çok iyi tecrübeler edindim ben bu ekranın kalitesini. Sevdim dokunmatik hassasiyeti falan. Güzel. Geri görüş kamerasının kalitesi bir tık daha artabilirdi. Tek eksi olarak bulduğumda o günlük kullanımda. Direksiyonunu çok seviyorum. Özellikle Tucson'un o rezalet direksiyonundan sonra bu arabanın direksiyonu gerçekten çok çok kullanımı güzel. Benim sevdiğim direksiyon. Bir tek simidi. Şu simit biraz kalın geldi bana arkadaşlar. Yani simidi bir tık daha ince vesaire olabilirdi diye düşünüyorum. Onun dışında direksiyonu çok çok daha iyi. Bir de şurada şu alta koymuşlar radyo ekranlarını. Renault eski Clio'lardan beri burada. Yani radyo kontrol panelini direksiyonun üzerinde, yani bir tuş yap et de direksiyonun üzerine koy artık Renault'cum. Sayın Renault'cum. Şurada ekstra bir, yani bu panel eski Clio'larla aynı yani, şu tuş takımı vesaire. Bunun burada olmasının aklım, mantığım ermiyor yani buna. Renault'un bunu neden böyle yaptığını bir şey diyemiyorum yani. Gerçekten muzdaripiz bu konuda. Onun dışında benim bacağım uzun olduğu için sürekli şuraya geliyor. Şurada hep söylüyorum. Yani böyle alüminyum tarzı plastik bir detay var ama buranın da bir yumuşak bir plastik olması lazımdı bence orada. Özellikle uzun kullanımlarda falan. Örneğin benim bacağım belli bir yerden sonra rahatsız oluyor. Ama yumuşak bir plastik olsa bunda rahatsız olmaz. Örneğin CRV'lerde buraya yumuşak bir deri tarzı bir şey gelmişler. Ayağını kırpan yasladığında yan tarafa rahatsız olmuyorsun. Performansı 1.5 dizel. 1.5 dizel otomatik bir araba. 110 beygirli ve bu kilolarda, bu yine hacimde olan bir araba için bence iyi. Yani çoğu kişi yanımda oturduğunda, arabaya bindiğinde, ben sürdüğümde ya bu araba 1.5 mi ya, gayet seri atak bir araba diyorlar. Yani performansı genel manada beğeniliyor, sadece ben tarafından değil. 0-100 değeri biraz düşük ama bence performansı gerçekten güzel, tatmin edici. Renault'un motorları geçmiş nesillerden beridir, hep böyledir dizel motorları özellikle. Yani olduğundan yani 65 beygirli Clio'ya biner, Sembol'e binerdin. Derdin ki abi bu ne ya, araba gidiyor ya, harbi akıyor yani araba. Sürücü adayımız önünde yolu işgal etmiş. Çok güzel. Yani bu araba harbi gidiyor abi, akıyor bu araba ya derdin. 65 beygirli Clio'da bile. Ama işte dediğim gibi bu arabada da 110 beygir ama 110'dan daha iyi gidiyormuş hissi veriyor size de yoldayken. Biraz şanzıman törpülüyor edece. Hele bir de manuel olsa var ya, araba resmen akıyor. Görüyorsunuz. Neyse biz soldan doğru kaçalım aman. Yani arabanın performansından memnun kalırsınız. Toparlayalım arkadaşlar. Uzun kullanıcı yorumlarım bunlardı. Yani benim gözlemlediklerim, kullandıkça bana artı ve dezavantajları arabanın bunlardı. Bir dezavantajı da arka tarafta arkadaşlar hava menfezleri yok.
Kesinlikle ama kesinlikle arka tarafta hava menfezi olmalı. Ya annemler falan biniyoruz, ediyoruz, yolculuk yapıyoruz, seyahat yapıyoruz. Arkadakiler gerçekten perişan oluyorlar. Buradan çok açıyorsun, seni çarpıyor. Arkaya gitsin diye çok açıyorsun, klima seni çarpıyor. Arkadaki de terliyor, ter içinde kalıyor. Camı açınca rüzgar doluyor falan filan. Yani arkada kesinlikle, ya bu kadar para veriyorsun. Hava menfezi rezillik yani, rezalet. Arkada bir hava menfezinin kesinlikle ama kesinlikle olması gerekiyordu. Onun dışında dediğim gibi video başlığından da 230 bin TL. Şu an için bu arabayı alacak olsam alır mıyım? Net konuşuyorum, almam. Yani 230 bin liraya şu an arkadaşlar, 230 buna vereceğimi 4x2 donanımında elit paket. 197 idi. ÖTV'ye bir indirim yaptılar. Aşağı yukarı 190'lara, 188'lere falan geldi. Elit paket dizel otomatik sunrooflu bir Tucson alırım. Ben Tucson'u çok beğendim. Cüssesi ve yapısıyla daha kasvetli, daha geniş, böyle daha şan şanlı bir araba duruyor. Ben Tucson alırdım arkadaşlar. Yani şu an alacak olsam, o zamanlar bu çok iyi bir alternatifti benim aldığım dönemde. Tucson alırdım. Yani bu segmentte tercih edeceğim ilk araba, önde de gidiyor, Peugeot 3008 bence. Ama ve lakin fiyatlarına baktığında 3008 şu anda örneğin GT Line'in donanımlısını alamayacak düzeydesin. Yani çok ciddi rakamlar. 3008'i alamıyorsun. Şu anda dediğim gibi Hyundai Tucson alırdım. Kesinlikle bu arabayı, bu parayı vermezdim. Yani makyajlısı gelsin, eksikler giderilecek mi onlara bakalım. Bir eksik de koltuk elektrikli olmalıydı. Kesinlikle ama kesinlikle bu sol ön koltuk, en azından sağa bir şey demiyorum ama sol ön koltuk kesinlikle elektrikli olmalıydı arkadaşlar. Çünkü en dolu versiyonunu alıyorsun, elektrikli koltuk yok. Onun için ekstra paket maket almaya çalışıyorum. Ya niye paket alayım kardeşim? Ben zaten en dolusuna 230 bin lira verip bu arabanın alıyorum. Koy şu koltuğa elektriği. Elektrikli koltuk ve elektrikli bagaj olmalıydı. Yani bastığında açılan, bastığında kapanan elektrikli bagaj ve elektrikli koltuk bu arabada kesinlikle ama kesinlikle olmalıydı. Bunu düşünüyorum. Dediğim gibi yani GT Line bir 3008 falan alamıyorsun. Dizel otomatik zaten bu segmentte kısıtlı. Her markanın dizel otomatik seçeneği bulunmuyor. Ben şu anda kesinlikle DCT şanzımanı. Tabii bu ekranlar falan sonda yok. Bu konuda feda edeceksin örneğin. Sonda bu rahatlıktaki bir koltuk yok. Yani koltukları falan çok rahat. Uzun yolda falan kesinlikle seni böyle kaç kilometre gidersen git, bu koltuk yormaz seni yani. Buna eminim. Tucson'da bunlar yok ama bunlardan fedakarlık edip daha iyi bir şanzıman, daha performanslı bir motor elde edebilirsin ve daha şık bir görüntü. Tucson'un görüntüsü falan beni çok memnun etti ve daha konforlu. Tucson bundan çok daha konforlu olduğunu söylemek isterim. Bir araba alabilirsin. Yani ben şu an alacak olsam Tucson alırdım. Fiyatlar genel manada pahalı. Ülke nereye gidiyor hiç bilmiyorum, inanın. Yani 188'e, 188-190'a Tucson da pahalı. Bu da pahalı. Hepsi pahalı. Şimdi Tucson'un 4x4'ü ile kıyaslamıyorum çünkü bu araba 4x2. Ben alacak olsam şu an yine 4x2 alırım yani. 4x4 Tucson almam. Çünkü biz hep şehirde kullanıyoruz. 4x4, babamın da benim de arazi merakımız kesinlikle yok. Yani 4x4'ü kullanabileceğimiz bir alan ya da alanlar yok bizim için. O yüzden 4x2 alırdım. Elit donanımda alırdım. Onda da koltuk elektrikli değil. Tam led farlar yok falan. İşte bunlardan feda edeceksin ama aşağı yukarı 40 bin lira falan ucuza Tucson varken bu araba kesinlikle ama kesinlikle alınmamalı. Alınmaz diye diyorum. Böylelikle videoyu tamamlıyorum. Bizi diğer YouTube kanallarıyla karıştırmayın. Biz kendi arabamız da olsa övülecek yerlerini överiz. Sövülecek yerlerini söveriz yani. Kötülenecek yerlerini kötüleriz arkadaşlar. Yok kendi arabamdır, ben öyle yapayım, böyle yapayım. Öyle bir şey yok abi. Eğriye eğri, doğruya doğru. O yüzdendir ki zaten çoğu marka bize araba vermeye yanaşmıyor. Çünkü biliyor biz eğrisini de doğrusunu da hepsini söyleyecek. Bak Tucson'u aldık, her şeyini söyledik. Yani al, bu kendi arabamız. Benim kadar kendi arabasını affedersin ama yerin dibine sokabilecek bir YouTuber varsa da söyleyin, biz de bilelim yani. Bunu kimse yapmaz. Hepsinin çünkü bir çıkarı vesaire var. Ama biz eğriye eğri, doğruya doğru. Honda biliyorum. Honda'dan kalitesiz araba yok diyorum o segmentte.
Yani böyle de bir şey işte. Niye? Benim beklentilerimi karşılıyor diye biliyorum. Yoksa kalite namına tenekeye kalitesiz bir araba diyorum Honda'ya örneğin. Ya ben de böyle bir adamım. Videoyu tamamlıyorum. Nazar boncuklu videomuz biraz ses etti falan. Kusuruma bakmayın. Dediğim gibi böyle de bir uzun soluklu kullanıcı. Ben yani bu kadar kilometre kullandım. Rastladıklarım ve hissettiklerim bunlardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Bu araba 230 bin TL eder mi etmez mi? Umarım cevabını da almışsınızdır bu videoda. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.